2014 yılında 67 yaşında bir adam kansere yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu. Ölümünden kısa bir süre sonra bu sıradan adamın Almanya'nın en korkunç seri katillerinden biri olduğu ve ondan fazla kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Hanımlar beyler karşınızda Hessen canavarı Manfred Zehr. Şivalbah Frankfurt yakınlarında küçük bir yerleşim yeri ve sakinliği ile biliniyor. Tabi bir de bugünkü konumuzla. Manfred Zell 2014 yılında 67 yaşında doğal nedenlerden ötürü hayatını kaybetti. Uzun yıllar bir alkolik olarak yaşayan Manfred hayatı boyunca çevresindeki insanlar tarafından sevecen ve saygılı biri olarak bilindi. Kimsenin bilmediği şey ise bu adamın sakladığı sırların ne kadar karanlık olduğuydu. Evli ve bir kız çocuk babası olan Manfred henüz bir yıl önce eşini kaybetmişti. Fakat ayrılıkları uzun sürmedi ve bir yıl sonra Manfred de hayata gözlerini yumdu. Sevdikleri ve akrabaları cenaze töreninde Manfred için gözyaşları dökerken bu adamın kaç kişinin gözyaşları dökmesine sebep olduğundan habersizdi. Manfred Zell, sanat ve sosyal projelerle yakından ilgilenen mesleğinde başarılı bir adamdı. Ayrıca arkadaşlarıyla beraber uzun yıllar önce kurdukları bir müzik grupları da vardı. Arkadaşlarından biriyle ortak bir şirket kurmuş Bahçe yenileme ve peyzaj sektöründe uzun yıllar yer almıştı. Manfred sık sık bölgedeki barlarda arkadaşlarıyla beraber sahne alıyor, hem hobisini hem de mesleğini layıkıyla yerine getiriyordu. Bu esnada çok sevdiği eşiyle birlikte bir kız çocuk sahibi olmuş ve onu ellerinden gelen en iyi şekilde büyütmüşlerdi. Tüm bunlar yaşanırken hiç kimsenin bu adamın nasıl bir cani olduğu hakkında fikri yoktu. Manfred'in 40 yıldan uzun bir süre boyunca büyük bir ustalıkla sakladığı karanlık sırları Ölümünden yalnızca birkaç hafta sonra ortaya çıktı. Manfred'in vefatından sonra 35 yaşındaki kızı erkek arkadaşıyla birlikte babasının eşyalarını toplamaya başlar ve ikili Manfred'in 2008 yılından beri kiraladığı depoyu boşaltmaya gider. İçeri girip eşyaları toplamaya başladıkları sırada Deponun ortasında iki büyük mavi varil olduğunu fark ederler. Hepiniz gerçek suç vakalarına meraklısınız ve bildiğiniz gibi bu varillerden genelde güzel şeyler çıkmaz. Maalesef bu davada da varillerin içinden vücut parçaları çıkıyor. Kız ve erkek arkadaşı şok içinde depoyu araştırmaya devam ettiklerinde başka vücut parçaları, şiddet içeren çizimler, Manfred'in kendi el yazısıyla tuttuğu notlar gibi birçok kanıta daha ulaşıyorlar. Bu kanıtlar sevecen ve sıradan bir aile babası olarak bilinen Manfred Zeil'in Şivalbah'ın karın deşen ceki olarak anılmasına sebep olacaktır. Olaya hemen polis dahil olur ve depo büyük bir titizlikle incelenir. Bu incelemeler esnasında mavi varillerin içerisinde ileri düzeyde çürümüş vücut parçaları bulunur. Ayrıca ekipler Manfred'in bilgisayarlarında yaptıkları incelemelerde 5 terabayt boyutunda cinsel içerikli görüntüye ulaşır. Bunların içerisinde yetişkin olmayan bireyler, şiddet içeren eylemler hatta yamyamlık gibi görüntüler de vardır. 5 TB'nin ne kadar çok görüntü anlamına geldiğini anlatmak için size şöyle bir örnek vereyim. Şu an izlediğiniz bu video gibi 2500 video düşünün. İşte Manfred'e ait cihazlarda bu kadar çok şiddet ve kan içeren cinsel içerikli görüntüye ulaşıldı. Ayrıca adamın Deep Web ya da Dark Web diye bilinen internetin alt katmanlarında zaman geçirdiği ve burada yamyamlıkla alakalı forum sitelerine girdiği tespit edildi. Bulunan diğer kanıtlardan bazıları da Yine şiddet ve yamyamlık içeren manga ve çizgi romanlardı. Polis ekipleri depoda Manfred'e ait çizimler de buldu. Manfred bu çizimlerde cesetleri nerelerinden keseceğini önceden işaretlemişti. Bununla da kalmamış, bilgisayardan insan vücuduna ait bir taslak çıkartıp üzerinde kesmek istediği noktaları belirlemişti. Çevresindeki herkesin sevdiği, iş arkadaşlarının hakkında hep güzel şeyler söylediği iyi bir eş, iyi bir baba Manfred aslında korkunç bir canavardı. Kısa bir araştırma sonucu mavi varillerin içerisindeki cesedin 2003 yılında kaybolan Simon Diallo adındaki bir seks işçisine ait olduğu belirlendi. Dikkat çeken detaysa Simon'un 2003 yılındaki kayboluşuyla Manfred'in 2008 yılındaki depoyu kiralaması arasında geçen 5 yıl. Muhtemelen Manfred Simon'un cesedini 5 yıl boyunca başka bir yerde sakladı ve daha sonra depoyu kiraladıktan sonra cesedi buraya getirdi. Bu sırada varillerden çıkartılan cesede otopsi yapılır ve rapor katilin nasıl bir zihin yapısında olduğuna dair ilk mesajları verir. Manfred Zehl, Simon Dialo'ya uzun süre işkence yapmış, ellerini ve ayaklarını kadın hala hayattayken bir testereyle kesmiştir. Ayrıca kurbanın dizlerine, kalçasına, göğüslerine ve vajinasına 8 çivi çakmıştır. Çivilerin yerleri Manfred'in deposunda bulunan çizimlerdeki işaretlenen bölgelerle eşleşir. Manfred Zell kurbanının nerelerini çivileyeceğinin fantazisini kurmuş, bunu planlamış ve sonunda hayata geçirmiştir. Tüm bunlara ek olarak Simon'un bedeninde onlarca bıçak yarası da bulunur. Belli ki Manfred kadını işkence boyunca hayatta tutabilmek için büyük bir çaba sarf etmiş. Bana sık gelen sorulardan biri Kurbanın bu tür durumlarda hayatta olup olmadığını adli tıpta nasıl anladığımız? Bu olayda da aklınızda bu sorular canlanmış olabilir diye çok detayına girmeden anlatayım. Hayati fonksiyonlarımızın başında solunum ve dolaşım gelir. Ölüm sonrası duran bu fonksiyonlar, vücudun aldığı darbelere ve yaralara canlı bir bedene oranla daha farklı tepki vermesine sebep olur. Bunu çok basit bir örnekle anlatayım. Diyelim ki olay yerimiz bir apartman dairesi ve bir yangın çıkmış. Bu yangın sonucunda da evdeki iki kişi hayatını kaybetmiş. Ve bedenleri otopsi işlemi için adli tıp kurumuna getirilmiş. Bizim otopsi esnasında dikkat edeceğimiz ana konulardan biri kurbanların yangın esnasında hayatta olup olmadığı. Çünkü bu bir kaza değil de adli bir vakaysa katil ya da katiller kurbanları öldürdükten sonra kaza süsü vermek için bir yangın çıkartmış olabilir. Otopsi esnasında akciğerler incelenir. Ve akciğerlerde biz yangından dolayı ölen bir insanın akciğerlerinde bulacağımız bir takım bulgulara ulaşabilirsek bu ölümün yangın kaynaklı olduğunu doğrularız. Fakat kurbanlar öldükten sonra bu yangın çıksaydı solunum durmuş olacağı için biz akciğerlerde bu bulgulara rastlamazdık. Aynı prensip alınan yaralarda ve daha birçok alanda da geçerlidir ama bu adli tıp dersini fazla uzatmadan konumuza geri dönelim. Dedektifler katil ve kurbanın geçmişlerini araştırarak İkilinin yollarının nerede kesiştiğini bulur. Simon Frankfurt civarlarında çalışan bir seks işçisidir ve ağırlıklı olarak sadistlere, yani acı vermekten cinsel bir haz duyan kişilere hizmet vermektedir. Manfred'in de bu tarz bir cinsel yönelimi olduğunu anlamak pek zor değil ve ikiliyi birlikte gören görgü tanıkları da var. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Manfred Simon'un düzenli bir müşterisiymiş ve 2003 yılında kaybolmadan kısa bir süre önce Simon'la Manfred görüşmüşler. Valillerin içindeki cesedin Simon Diallo'ya ait olduğu ve genç kadının Manfred Zeyl tarafından öldürüldüğü artık kanıtlanmıştır. Fakat dedektifler bunun bir insanın ilk cinayeti olamayacak kadar karanlık ve komplike bir cinayet olduğunu düşünür. Manfred Zeyl'in böylesine çarpık bir zihin yapısındayken 57 yaşına kadar hiç cinayet işlememiş olması son derece düşük bir ihtimaldir. Alman polis teşkilatı bu olaya özel bir ekip kurar ve bir yandan Manfred'in geçmişini incelerken bir yandan da bölgedeki seks işçilerini analiz etmeye başlarlar. Dedektifler araştırmaya devam ettikçe daha fazla kurban bulur ve Manfred'in ne kadar vahşi bir seri katil olduğunu daha iyi anlar. Yapılan detaylı çalışmalar sonunda Manfred Zeyl'in en az 5 fakat yüksek ihtimalle ondan fazla kurbanı olduğu tespit edildi. 1971 ve 2003 yılları arasında ondan fazla insanı öldüren Manfred Zell, 32 yıl boyunca en ufak bir şüphe bile çekmeden herkesin gözü önünde yaşamına devam etti. Arkadaşlar burada küçük bir hata yapmışım. Cinayetler 32 değil 43 yıl sonra çözüldü. Nedense 32 olarak düşünmüşüm. Video boyunca duyduğunuz her 32'yi 43 olarak düşünebilirsiniz. 2014 yılında doğal nedenlerden ötürü hayatını kaybettiğinde hiç kimse bu adamın Almanya'nın gördüğü en cani seri katillerden biri olduğuna ihtimal bile vermezdi. Belki de bu vakadaki en üzücü kısım, Manfred'in işlediği suçlar yüzünden en ufak bir ceza bile almadan hayatını kaybetmesi. Kısıtlı deliller ve cinayetlerin üzerinden geçen uzun süre yüzünden Manfred'in cinayetlerini kesin olarak kanıtlamak maalesef mümkün değil. Peki hangi cinayetlerin Manfred'in işlediğini nasıl anlıyoruz? Bunun için devreye suçlu profilleme uzmanları ve adli psikiyatristler giriyor. Yapılan uzun ve detaylı çalışmalar sonucunda katile ait davranış modeli çıkartılıyor ve çözülememiş cinayetlerle katilin bu davranış modeli kıyaslanıyor. Tüm davranışlarımız başkalarına kendimizle alakalı bir şeyler anlatır. Yazı stilinizden yemek yeme şeklinize, saçınızı boyadığınız renkten, ilk gittiğiniz bir yerde oturmayı seçtiğiniz koltuğa kadar her davranış bir anlam taşır. Elbette cinayetler de onları işleyen kişiler yani katiller hakkında çok şey anlatır. Eğitimli uzmanlar da bu anlatılanlardan yola çıkarak katilin psikolojik analizini yapar ve davranış modelini belirler. Bildiğiniz gibi biz de bu kanalda aynı şeyi yapmaya, işlenen suçların neden işlendiğini anlamaya çalışıyoruz. Şahsen suçu ve suçluları iyi anlamanın hem var olan vakaları çözmekte hem de gelecekte yaşanacak vakaları önlemekte en kritik adım olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçmişe dönelim ve Manfred'in kurbanlarını daha yakından inceleyelim. Böylece bu adamın cinayetleriyle ne anlatmaya çalıştığını, karanlık zihninde neler olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Manfred'in ilk kurbanı Şubat 1971'de kaybolan Gudrun Ebel. 19 yaşındaki bu kadın yaşlı bakım evinde çalışan bir bakım görevlisi ve Manfred Zeylen ilk kurbanı. 6 Şubat 1971 günü cesedi bulunduğunda karnının bir bıçakla yarıldığı, rahminin ve bir yumurtalığının katil tarafından alındığı fark edildi. Polis tarafından yapılan tüm araştırmalara rağmen katil ya da katillere dair en ufak ize aslanılmadı. Bu cinayet 2014 yılında Manfred'in ölümüne dek 32 yıl boyunca çözülemedi. Nisan 1971. Hatice Erülkeroğlu. 23 yaşındaki Hatice Hanım Gudrun Eble'la aynı bakım evinde bakım görevlisi olarak çalışıyordu. İki çocuk annesiydi ve Almanya'ya tabayta yani misafir işçi olarak gelmişti. İş arkadaşının ölümünden yalnızca 2 ay sonra onunla aynı kaderi paylaştı. Tıpkı ilk cinayetinde olduğu gibi Manfred Zeil genç kadını öldürdükten sonra sol göğsünü ve cinsel organını kesip almıştı. Tüm bu cinayetlerin işlendiği ve Manfred Zeil'in ondan fazla kişiyi öldürdüğü Hessen eyaletinde yaşamayı isteyen biri olarak bu cinayet gerçekten beni derinden etkiledi. Kanalımızdaki izleyicilerimizin yaklaşık %10'u Almanya'dan ve eminim bu anlattıklarım onları da derinden etkilemiştir. Bu vakayla alakalı bildikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bu iki cinayetten sonra Manfred Zell 20 yıl sürecek bir duraksama periyoduna girer ve 1991 yılına dek başka bir cinayet işlemez. Bu duraksamanın arkasında yatan sebeplerden bahsedeceğim ama şimdilik kurbanları incelemeye devam edelim. Haziran 1991. Gisela Singh. 36 yaşında evsiz, madde bağımlısı ve HIV pozitif bir seks işçisi olan kadının cesedi kaybolduktan 14 gün sonra bulundu. Boğularak öldürülmüş, karnından ve bacaklarının üst kısmından defalarca kez bıçaklanmıştı. Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler sonrasında dedektifler Manfred'in bu kadının devamlı bir müşterisi olduğunu öğrendi. Aralık 1993, Dominic Monroe, 32 yaşında, evsiz, madde bağımlısı ve HIV pozitif bir seks işçisi olan Dominic, Manfred'in 2 yıl önce öldürdüğü son kurbanına birçok yönden benzeyen bir kadın. Kolları ve bacakları plastik torbalar içerisinde çevredeki sokaklarda bulundu. Gövdesi ise başka bir sokakta yine plastik bir torbanın içinde bulundu. Yapılan inceleme sonrasında uzmanlar gövdenin yaklaşık 10 gün boyunca dondurucuda tutulduğunu fark etti. Maalesef kurbanın kafası hiçbir zaman bulunamadı. Temmuz 1996 Pia Isabel Heim 27 yaşındaki Isabel bir şizofreni hastası ve hastalığından dolayı rastgele erkeklere ilişki teklifinde bulunuyor. Genç kadın hastalığını kontrol altında tutmak için uzun zamandır ilaç tedavisi görüyormuş. Dedektifler Isabel'in Manfred'le bir şekilde karşılaştığına ve bunun sonucunda öldürüldüğüne inanıyor. Genç kadının kafası çevredeki bir sokakta bulundu fakat bedenine asla ulaşılamadı. Temmuz 1998 Julie Ana Schroeder 18 yaşındaki genç kız madde bağımlısı bir seks işçisiydi. Cesedi hiçbir zaman bulunamadı fakat dedektifler onu da Manfred'in öldürdüğüne inanıyor. Eylül 1999. Gabriele De Haas, 32 yaşındaki genç kadın, önceki kurbanlar gibi madde bağımlısı bir seks işçisi. Cesedi hiçbir zaman bulunamadı fakat dedektifler genç kadının Manfred'le internet üzerinden tanıştığını, bunun sonucunda da öldürüldüğüne inanıyor. Nisan 2004. İsimsiz. 2004 yılının Nisan ayında alüminyum folyoya sarılmış bir kafatası bulunur. İlerleyen teknoloji ve bilgisayar programlarının yardımıyla Olası bir yüz oluşturulur fakat bu yüzü tanıyan kimse çıkmaz. Ve son olarak yine 2004 yılında Simon Diallo. Hatırlarsanız bu cinayeti videonun başında zaten incelemiştik. Bunlar Alman polisi tarafından direkt olarak manfredli ilişkilendirilen cinayetler. Tespit edilemeyen daha kaç kurbanı var bilmiyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde son yıllarda çözülen onlarca cinayet vakası var. Belki gelecekte manfredin cinayetleri de bu teknolojiler sayesinde çözülebilir. Artık cinayetleri ve kurbanları incelediğimize göre Manfred'in zihnini daha iyi analiz edebiliriz. Gördüğünüz gibi kurbanlar iki ana gruba ayrılmış. 1971 yılındaki ilk iki kurban sıradan işleri, aileleri olan sıradan insanlar. 20 yıllık duraksama periyodundan sonraki diğer kurbanlarsa toplum tarafından dışlanmış, madde bağımlısı ve kolay erişilebilir kadınlar. Bana sorarsanız bu adam 1971 yılında ilk iki cinayetini işlediğinde daha iyi bir soruşturmayla yakalanabilirdi. Aynı bakım evinde çalışan iki bakım görevlisi kadının yalnızca iki ay arayla öldürülmesi çevrede korkunç bir seri katilin dolaştığı anlamına geliyor. Fakat o yıllar henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde bile seri katil tanımının yeni yeni yapıldığı zamanlardı. Bu iki cinayetten sonra Manfred 1973 yılında cinayetlerden yalnızca 2 yıl sonra evlendi ve ruhsal olarak daha sabit olduğu bir döneme girdi. Evlilik ve kızının doğumuyla içindeki öldürme arzusunu dizginledi ve 20 yıl boyunca cinayet işlemedi. Bazı seri katillerin öldürmeye ara verdiğini biliyoruz. Bu kimi zaman haftalar sürebilir, kimi zamansa yıllar. Fakat uygun şartlar ve ortam sağlandığında seri katil tekrar harekete geçer ve öldürmeye devam eder. Manfred Zeyer de tam olarak bunu yaptı. Aradan geçen sakin 20 yılın ardından tekrar öldürmeye devam etti. Bu adamın kadınlardan nefret ettiği, acı vermekten cinsel bir haz aldığı ve kurbanlarının cesetleriyle yakın temas kurduğu açıkça ortada. Ayrıca yamyamlıkla yaptığı araştırmalar, okuduğu mangalar göz önüne alınınca bu adamın kurbanlarının cesetlerini yediğini bile söyleyebiliriz. Neredeyse tüm seri katillerde öldürme arzusu cinsel arzularla iç içe geçmiştir. Manfred üzerinde konuşmak gerekirse, bu adamın kadınlara beslediği nefret o kadar yoğun ki onları öldürmek bile ona yetmiyor. Kadınlara olan nefretini bastırmak için onları öldürdükten sonra göğüslerini ve cinsel organlarını keserek kendisini alıyor. Size her davranışımızın arkasında bir sebep olduğundan bahsetmiştim. Bana sorarsanız Manfred'in bu davranışları onun kadınlardan öte kadınlık kavramına olan nefretini gösteriyor kadınlardan ve kadınlıktan o kadar nefret ediyor ki onları öldürdükten sonra bile kadınlıklarını sembolize eden organlarını ellerinden almak istiyor. Tabii Manfred hayatta olmadığı için onu daha iyi analiz etme fırsatımız yok. Eğer onunla oturup konuşabilseydik, analiz edip çeşitli psikolojik testler yapabilseydik, bu adamın bu davranışları sergilemesinin arkasındaki ana sebebi öğrenebilirdik. Şu an elimizde olan imkanlarla bu adamın çocukluğunda ve muhtemelen ergenliğinde Kadınlarla çok ciddi problemler yaşadığını söyleyebiliriz. Bu olaydaki bir başka detaysa tüm kurbanlardan alınan uzuvların ve organların birleştirildiğinde bütün bir insan bedeni oluşturuyor olması. Adeta herkesten bir parça alarak bir puzzle gibi kendisine bir insan tamamladı. Deposunda yaptığı çizimlerin üzerinde saatlerce düşündü. Hangi kurbanının hangi uzvunu alacağını işaretledi. Hangi kurbanına kaç tane çivi çakacağını, hangisinin kolunu, hangisinin bacağını kopartacağının kararını verdi. Manfred Zell tam 32 yıl boyunca herkesten bu karanlık yüzünü saklamayı başardı. Sizlere bu adamın bahçe yenileme ve peyzaj sektöründe çalıştığından bahsetmiştim. Bence bu adamın yenilediği bahçelerde kurbanlarına ait parçalar bulunma ihtimali çok yüksek. Tabi benim aklıma gelen Alman polisinin aklına gelmemiş midir orasını bilemiyorum. Manfred'in eşi ölmeden kısa bir süre önce kızına mutlu bir evlilikleri olmadığını, kocasının ondan bir şeyler sakladığını hissettiğini söylemiş. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum ama şahsen ben bu kadının kocasının nasıl bir canavar olduğunu öğrenmeden bu dünyadan göçüp gitmesine sevindim. Bir ömür aynı evi, aynı yatağı paylaştığınız bir insanın ondan fazla kişinin canını almış bir seri katil olduğunu öğrenmek herhalde çok acı bir travma olurdu. Önümüzdeki hafta izlediğiniz görüntülerdeki Eliza Lem'in 14 katlı bir oteldeki gizemli kayboluşunu ve arkasındaki gerçekleri ele alacağız. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.